Sayın seyirciler merhaba. Bir spor ruhu programında daha beraberiz. Bu programda Avrupa ve Dünya Şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül bizlerle birlikte olacak. Programımızın artık sürekli konuğu, spor yazarı Sabah Gazetesi'nden Ali Erdoğan abimiz de tabii ki her zamanki gibi bizlerle beraber. Taha hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederiz geldiğiniz için, kabul ettiğiniz için. Bu programda ki programın amacı da bu aslında. Anadolu'da amatör sporlarla uğraşan gençlerimize rol model olarak, bir örnek olarak hem kişiliğinizle, hem temiz sporculuğunuzla, evet, hem şampiyonluğunuzla nasıl mesajlar vermek istersiniz? Buradan başlayalım. Hı hı. İnsan Taha'yı bir anlatır mısın? Şampiyon Taha'dan önce. Nerede doğdun? Nasıl başladın? İlkokulda nasıldın? Hı hı. Buradan başlayalım istersen Taha. Ben aslında Sivaslıyım. 1990 yılında Sivas'a doğdum. Benim ailem, babam güreşçi. Bizim güreşe başlayışımız babamızın sayesinde oldu. Biz üç kardeşiz. Abim benden önce güreşe başladı. Ben de abime heveslenerek Sivas Güreş Eğitim Merkezi'ni kazanarak seçmelere girerek devletin yatılı okulunda Sivas Güreş Eğitim Merkezi'nde güreş hayatıma başladım 13 yaşında. Ve 6 sene Sivas Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim gördüm yatılı olarak. İşte devlet orada yemeni, içmeni, her şeyini karşılıyor. 6 sene eğitim gördükten sonra Sivas Demirspor'a geçtim. 2 sene orada eğitim gördüm. Babamın yanında. Babam demir yollarında çalışıyordu. Hem antrenörlük hem işçilik yapıyordu orada. Babamın yanında 2 sene güreş hayatıma devam etmek zorunda kaldım. Tabii Sivas güreşin yatağı, güreşin beşiği. Tarihte, tarihe baktığımız zaman en fazla şampiyon çıkarmış şehirlerden bir tanesi Sivas. Ahmet Ayık, Hamza Ellikaya, işte şimdi yeni jenerasyonda ben Sivas Avrupa Dünya Şampiyonluğu getirdim. Tabii bana miniklerde, yıldızlarda pek madara nasip olmadı Sivas'tayken. Daha sonra okul sebebiyle İzmir'e taşındım ben. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazandım. Ve ailemle birlikte İzmir'e taşındım. Daha sonra işte tesadüfen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün olduğunu duydum. Ve güreşe yeniden başladım. 2 sene hiç antrenman yapmadım ben. Güreşe ara verdim. Ve 2 sene ardından tekrar güreşe başladım. Daha sonra işte tesadüf bulduğum o kulüpte ilk madalyamı gençlerde 2009 yılında Türkiye üçüncüsü olarak aldım. Ve güreş adına benim için yeniden bir doğuş başladı. Milli takım kamplarına gitmeye başladım. Büyüklerin milli takım antrenörleri işte o zamanlar Adem Bereket ve İsakir Bayhan oldu. Sağ olsunlar beni kamplara yazdılar. İşte Rusya turnuvalara götürdüler. Yenildim geldim bir daha turnuvalara götürdüler. Sürekli yardımcı oldular işte daha iyi olacak, daha iyi olacak diye. Ben de her gitmemde biraz daha üzerine koydum. Onları utandırmadım, onları mahcup etmedim. Ve bu sayede ilk kez gençlerde İzmir adına dünya ikincisi oldum. Ve daha sonra Ankara'ya transfer oldum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne. Şu an hala Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeyim. Ve son 3 yılın Avrupa şampiyonu, son dünya şampiyonu. Benim güreş hayatım bu şekilde gelişti. Aslında biraz değişik, inmeli, inişler, çıkışlar. Biraz eğitim alanına yöneldim. Tekrar güreşe döndüm. Derslerimde de başarılıyım aynı zamanda. Biraz inişli çıkışlı bir hayat grafiğim var. Anadolu'daki kardeşlerimiz özellikle güreşte, tekvandoda, boksta, bireysel sporlarda genelde daha başarılı oluyorlar. Bizim o taraflarda işte köydeki anneler, babalar çocuklarını işte güreşe yönlendiriyorlar genelde. Çünkü güreş ata sporu. Önceden daha da popülerdi Anadolu taraflarında. Güreşe yönlendiriyorlar işte gitsin güreş yapsın, hayatını kurtarsın diye. Herkes öyle başlıyor güreş Anadolu tarafında. Özellikle batıda pek güreş çıkmaz. Hep genelde Anadolu taraflarında çıkar. O kardeşlerimize tabii ki de söyleyeceğimiz öğütlerimiz olacak. Tabii sizin de sorularınız olacak. Şimdi daha şöyle, şimdi 6 sene güreş eğitim merkezinde eğitim aldım. Evet. Ondan sonra bir ara verdim. 2 yıl sonra tekrar başladım. Bu senin başarında, bu güreş eğitim merkezinde eğitim alman ve okuman, hı, hatta son yıllarda örneğin güreşte, boksta, diğer spor bazı branşlarda eğitim başarıyı da getiriyor. Evet. Yani temelde eğitim alman seni de başarıya götürdü. Tabii ki de. Bu konuda ne söyleyebilirsin? Şimdi ben tabii güreşin altyapısını güreş eğitimindeki hocalarımdan aldım. Evet. Tabii bana nasip olmadı. Bu bireysel sporlar gerçekten çok ağır. Yani mesela dünya şampiyonasına gidiyoruz. İşte 70 milyonda sadece 7 kişi dünya şampiyonasına gidebiliyor. Kolay bir iş değil. Orada gidip madalya alabilmek de kolay bir iş değil. Bana o yıllarda nasip olmadı. Ama temelimi dediğim gibi Sivas'ta güreş eğitim merkezinde aldım. Oradaki hocalarımdan yani aldım. Hiç umutsuzluğa kapılmadım. Ben olacağım dedim ya, yani böyle başaracağım aslında diye. Aslında umutsuzluğa biraz kapıldım. Yani töbe haşa, yani isyan etmek de değil ama töbe haşa, ben hiçbir zaman şey yapmadım. Ümidimi yitirmedim. Ama güreşi ikinci plana atmıştım.
Çünkü 2 sene hiç antrenman yapmadım. Hedefim Türkçe öğretmenliği bölümünü bitirip okulda kalabilmekti, akademisyen olmaktı. Çünkü hayallerimi değiştirmiştim, hedefimi değiştirmiştim. Babam da güreşçi olduysa aslında güreşte şampiyon olmamızı en çok babam istiyordu. Allah işte babamızın yüzüne baktı, tekrar güreşe döndük. Bunlar hep tesadüflerle oldu. Tesadüfler sayesinde ben tekrar güreşe döndüm. Güreş eğitiminde benim gibi böyle yetenekli olup da oradan çıktıktan sonra büyük kulüplere giremeyen bir sürü genç arkadaşımız var. Asıl problemler orada başlıyor. Güreş eğitiminde kendini gösteremeyip de yok olup köyüne dönen bir sürü arkadaşımız var. Aslında o yetenekleri bulup çıkarmak lazım. Onların üzerine gitmek lazım. Ben inanıyorum Anadolu'da çok insan var böyle yetenekte. Aslında çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bir sürü aslında yetenekli insan vardı. Bir sürü yetenekli kardeşim, arkadaşım, dostum vardı. Ve bunlar bir şekilde devam edemedi, bıraktı. Şey çok ilginç. 2 sene hiç antrenman yapmadan ondan sonra tekrar başlayıp ve burada dünya şampiyonluğunu 3 sene üst üste Avrupa şampiyonluğunu yakalamak, yılın herhalde dünyada yılın güreşçisi de seçildiniz. Evet. Bunu yakalamak, bu noktada nasıl odaklandınız? Yani tamam, babanız rol modeldi sizin için, o belki çok istiyordu ama sonuçta babanız varken de güreşi bırakmıştınız. Evet. 2 sene acaba sizi bu yetiştiren Adem Hoca, Adem Berke, şu anda yine Berkeş o hoca, milli takım hakkında. Acaba onlar mı mesela, sırrı ne? Yani şu anda bizi seyreden insanlar olabilir. Tekvando'da, boksta, güreşte diyebilir ki ya ben tamam uğraştım, didindim, şu oldu. Evet. Ama ben bu işten galiba artık geleceğimi kuramayacağım. İşte bir Türkçe öğretmenliğine yöneleyim, matematik öğretmenliğine yöneleyim deyip ama aslında çok büyük sizin gibi şampiyon olabilecek kişiler, sporcular. Bu konuda onları nasıl yüreklendirirsiniz? Şimdi şöyle, ben işte o küçüklük yıllarımda arkadaşlarımız derece alırlardı. İşte Türkiye Şampiyonası'na giderlerdi, derece alıp gelirlerdi. Biz de giderdik, yenilirdik. O kadar üzülüyor ki insan. Ümitsizliğe kapılıyorsun çünkü daha o zamanlar yaşın da küçük. Madalya insanı her zaman güdülüyor. Hele öyle ki yaşlarda. O festivaller olurdu, Karacok festivalleri. Orada aldığımız madalya bize çok ümit verirdi. Şimdi arkadaşlarımız milli takıma giderdi. Milli takım eşofmanları verilirdi o zamanlar. Evet. Onlar giyer gelirlerdi, biz hep onlara özenirdik. Yani çok büyük bir şey bu. Ben şimdi gençlerde ilk madalyamı alıp kampa gidince, yani ben hayal gibi, yani gençlerde kampa gidebilmek hayal gibi benim için. Şimdi gençlerde kamptayım, kampa gelmişim. Orayı değerlendirmem lazım. O kadar çok çalıştım ki orada kalabilmek için. Sağ olsun hocalarım da gördüler bunu. Bu azmimi, bu inancımı. Hocalarımın sayesinde hep. Yani daha iyi olacak diye üzerime düşmelerinden dolayı. Sağ olsunlar bütün kamplara yazdılar. Ben de onları hiç utandırmadım. Sürekli üzerine koyarak çalıştım. O kadar istekli çalışıyordum yani geceler bile antrenman yapıyordum. O kadar çok çalışıyordum çünkü bunun hakkını vermeliyim diye. O kadar çok çalışmanın verdiği hep sonucu elde ettim. İşte genç arkadaşlarımız da hani bir madalya, bir başarıya güdülebilecek bir şeyler yakalarlarsa onlar da benim gibi kendilerini gösterip büyük kulüplere transfer olabilirler. Büyük kulüplerin şöyle bir avantajı var bir de. İnsana motivasyon açısından fayda sağlıyor. Güreş elinde ezilebiliyorsun. Eğer madalyan yoksa madalyalı kişiler hep ön planda oluyor. Hocan da, işte o güreş eğitimi müdürü de hep madalyalı sporcuları önde tutarlar. Küçük yaşlarda da madalyalı sporcular ezilir. Bunun eksikliğini ben çok yaşadım. O da babam da güreşçi olduğu halde, Sivas'ta tanınan bir aile olduğumuz halde ben bunun eksikliğini yaşadım. İnşallah o kardeşlerimiz bunun eksikliğini yaşamazlar. İnşallah kendileri büyük kulübe giderler ve inşallah kendilerini gösterirler. Biraz da için magazin seyrediyorum. Sen 2 yıl ara verdin babanla çalıştın. Evet. Evde güreştin. Çok çanak, tomak, bardak evet. falan kırdın. Bu 2 yıl bıraktığın zaman babanla aran nasıldı yani ilişki olarak şimdi Yasin? Veya işte niye kaçtın? Niye güreşmiyor? Öyle bir şey oldu mu 2 yıl? Babam sağ olsun hayatta bize öyle niye güreşmediniz, niye güreş yapmadın, niye bırakıyorsun diye hayatta baskı yapmaz. Sadece biliyordum ben onun içinde bir ukde kaldı hep. Biz diyorum ya festivallerde madalya alıp geldiğimiz zaman bile babam kendileriyle gider yemeğimizi pişirirdi bizim. Yani o derece sevindirdi o festivallerde aldığımız madalyayla. Çünkü güreşçi olduğu için alınan madalyanın değerini biliyor. Mesela şu an işte Avrupa Dünya Şampiyonası'ndaki final maçlarımı böyle hani anlatıyorlar izlerkenki halini. Ben hani korkuyorum yani çok kötü oluyormuş heyecandan. Babam güreşçi olduğu için bize hiçbir zaman demedi ki işte niye güreşi bıraktınız, niye şöyle yaptınız, niye böyle yaptınız diye hiç baskıda bulunmadı. Çünkü kendisi biliyor güreşin zorluğunu.
Belki de Allah onun yüzüne baktı. Belki de sana görmedi. Belki de Allah onun yüzüne baktı. Sana görmedi. Onun kalbinin temizliğine baktı. Mesela hani bize kızsaydı belki o zamanlar. İşte sen niye güreş yapmıyorsun, niye okul okuyorsun, işte git güreş yap falan deseydi. Belki bana bana nasip olmayacak. İşte babamızın da temizliği, kalbinin temizliği bize bugünleri gösterdi. Allah'a hamdolsun. Ne mutlu. Peki hani meşhur bir bilim adamı şey demiş. Dehanın %99'u çalışmak, %1'i yetenek demiş. Herhalde bu işin de %1'i değil, belki biraz daha fazlası ama çok büyük çoğunluğu çalışmak. Evet. Günün nasıl geçiyor? Ne yapıyorsun? Sabah kalktın bir... İsterseniz çalışma dönemlerinden bahsedelim. Evet. Çünkü şu anda kamptayız biz. Kampa başladık. Hazırlık kampımız. Avrupa oyunlarının hazırlık kampındayız. Bizim günümüz şöyle geçiyor. Pazartesi günü mesela özellikle. Sabah jimnastiği, sabah 7'de. Daha sonra sabah kahvaltısı. Saat 10.30'a kadar dinlenme ve sabah antrenmanı yapıyoruz. Sabah antrenmanı bittikten sonra 12.30-1 gibi öğlen yemeği yeniyor. Ve 2 ile 4 arası kesin uyku var. Bu olmazsa olmaz. Neden? Çünkü sabah 2 tane antrenman yapmışız. Vücut yorgun düşüyor. 2 ile 4 arası kesin uyku, dinlenme saati var. Ve 5'te akşam antrenmanı. Öğleden sonra antrenmanımızı yapıyoruz. Ve akşam yemeği. Günü bu şekilde tamamlıyoruz. Kamplarda mesela sosyal aktivitelerimiz var. İşte bilardoydu, okeydi. Mesela arkadaşlarla genelde sohbet ediyoruz mesela. Kamplarda günümüz hep böyle geçiyor. İşte ne bileyim futbol maçı olursa mesela oturup hep birlikte futbol maçı seyrediyoruz beraber arkadaşlarımızla. Çalışma dönemlerimizde kampımız böyle geçiyor. 3 antrenmanla geçiyor. Çok ağır çünkü yaptığımız spor ağır. Allah dediğim gibi çalışana nasip ediyor bu iş çalışma işi. Kim biraz daha fazla çalıştıysa o bir adım öne geçiyor. Yabancı da olsa bu. Dini, ırkı hiç ayrımı yok bunun. Allah çalışana nasip ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar hep fazla çalışıyoruz. Dünya şampiyonası bitti. Direkt bir ay sonra çalışmalara başladım. Biliyorum çünkü rakiplerim beni geçme adına direktmen çalışmalara başladılar. Benim de yerimde saymamam gerekiyor. Biraz üzerine koymam gerekiyor ki olimpiyat madalyası gelsin. Hedef olimpiyat. Dediğim gibi çalışmalara devam ediyoruz. Allah da çalışana nasip ediyor. İnşallah. Bu kamp döneminde yabancı dil öğrenimi falan böyle bir çalışmanız var mı? Aslında benim yabancı dil alanında bir hedefim var. İngilizceyi öğrenmek istiyorum ama antrenmanlar biraz ağır olduğu için zaman ayıramıyoruz aslında. Ya bir hoca gelse kamplara hani daha önce, federasyonun falan bir şey daha önce milli kamplarımıza hocalarımız geldi İngilizce eğitim verme adına. Yani İngilizce eğitim verme adına hocalarımız geldi. En azından rakibinin takip etme açısından. Aslında belki de iyi olur tabii. Değil mi? Şeyi merak ediyorum. Burada şampiyonlara gittiğinizde rakiplerinizi tanıyorsunuz, evet, arkadaş oluyoruz, evet. Birbirinizi şeylerini biliyorsunuz. Evet. Onlarla iletişiminiz nasıl oluyor? Yani onlarla şöyle, tabii rakip olduğumuz için belli bir samimiyetin ötesine geçemiyoruz. Sadece merhaba merhaba. İşte gördüğümüz zaman mesela atıyorum İranlı rakibim gidip hemen tokalaşıp işte nasılsın İngilizimizin yettiği kadar o şekilde. Öbür türlü bir ilişkimiz tabii ki de olmuyor. Mesela benim dünya şampiyonası Amerikalı rakibimle işte aramızda bir muhabbet geçti. Ayağım ters pozisyona geldi onun maçında ve ses geldi ayağımdan. Geçen bunu işte Fair Play komisyonunun yaptığı bir toplantıda da anlattım. Ayağımdan bir ses geldi. İşte daha sonra maçı o şekilde tamamladım ve kazandım. Rakibim de ayağımda gelen sesi duydu. Maçtan çıkar çıkmaz baktım koşarak yanıma geldi Amerikalı. İşte ayağımın nasıl olduğunu öğrenmek için sağ olsun mesela. Güzel bir şey tabii. Tabii Fair Play anlamında çok güzel oldu. Güzel. Mesela maçlar bittikten sonra doping kontrolde de aynı bir muhabbet oldu. İşte ben ona İngilizcem yettiği kadar dedim ayağım kötü oldu senin yüzünden falan dedim gülerek. O da diyor ki ayağın kötü sen nasıl şampiyon oldun falan diye. Öyle anlattı öyle bir aramızda espri de geçti. Evet. Tabii rakiplerle maçlar bittikten sonra özellikle bir yakınlık oluyor. Ama maçlardan önce kesinlikle arada bir soğukluk oluyor. Çünkü oradaki stres... Oradaki hava çok farklı. Yani selam vermeye bile insan üşeniyor yani. O derece, o duruma geliyor insan. Ta şimdi müsabakaya çıktı, hazırlandın, ısındın, mayonu giydin. Yani o minlere çıkarken ne hissediyorsun? Yani bir uğurun, hani her sporcunun kendine göre bir şeyleri evet. vardır. Yani şöyle yapsam olur, nasıl bir duygu oluyor? Yani son gelmiş, hakem başlatma bu şeyini yapacak. Vallahi şimdi benim kendime has öyle bir uğurum, öyle bir hareketim yok mesela. Yabancıların özellikle var. İşte Amerikalılar maçın işte minderin kenarına gelene kadar mesela kulaklarında kulaklık müzik dinleyerek zıplayarak geliyorlar. Pek bizim Türk güreşlerinde böyle aykırı hareketler pek yok. Hani biz genelde mesela ısınma salonunda işte maçı beklerken ısınma hareketlerini yapıp genelde yürüyüş turu atarak düşünerek yani maçı yaşayarak orada yürüyerek her şeyi düşünüyorum ve dua mı edip direkt ben maça çıkıyorum. O an zaten kafanda güreşi yapıyorsun tabii, kendi kendine. Tabii kafanda güreşi yapıyorsun. Nasıl güreşeceğini orada düşünüyorsun zaten. Aslında maçların arası da çok yakın.
15 dakikada bir müsabaka geliyor. Tabii o an düşünme şansın da fazla olmuyor. Çünkü işte yöneticiler oldu, başkanlar oldu, işte en son Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç geldi, maçlarımızı izledi. Tabii o streste pek fazla bir şey düşünemiyorsun. Sen eğer vücut olarak hazırsan, iyiysen, kafa olarak da hazır oluyorsun. İşin temel prensibi bu. Peki şeyi soracağım bir de. Bu hem bu kadar odaklanıyorsunuz, bu kadar emek vermişsiniz, bu kadar başarı sizi zorluyor. Buna rağmen nasıl bu kadar temiz kaldınız? Nasıl doping meselesi? Evet. Yani burada başka bir şeyi öne çıkarmak herhalde. Çünkü iki sene antrenman yapmayıp başarısızlığı da bunu yaşayan, çocukken bir şekilde madalya alamamış, babasını bir şekilde hani babasının gözünde ben de varım ispatlamaya çalışan bir bilinçaltı, ama buna rağmen başarı için çalışmaktan ve inanmaktan başka bir şey yapmayan bir olimpik evet. ruh. Ben şimdi Allah'a şükür hiç kendimi yanlış yollara saptırmadım. Hiç işte ilaç kullanayım, işte daha güçlü olayım, daha şey olayına gitmedim. Sadece mindere daha fazla kaldım. Minder antrenmanlarında, özellikle güreş antrenmanlarında biraz daha fazla ağırlık verdim. Benim temel prensibim şu. Ne kuvvet, ne kondisyon, ne ağırlık. Her şey minderde bitiyor. Tabii ki ağırlığımız, kondisyonumuz, her şeyimiz olması gerekiyor. Ben minderde daha fazla kalarak, müsabakalara daha fazla giderek, işte Almanya'da, İran'da gittim, lig maçlarında güreştim. Müsabakalar yapa yapa tecrübelendim. Bu şekilde kendimi geliştirebildim. Yani sağ olsunlar işte bütün federasyon başkanımız, şu anda Hamza Yeligay federasyon başkanımız. Hepsi sağ olsun üzerimize durdular ve maçlara götürdüler. İşte burada git güreş, burası iyi olacak senin için. En iyi turnuvalara gittim güreştim, en iyi turnuvalara gittim güreştim. Bu şekilde kendimi geliştirdim. Ve dopinge hiçbir şekilde başvurmadım. Allah şahittir, dopinge hiçbir şekilde başvurmadım. Zaten biz şu an WADA, Dünya Doping Ajansı'nın takibindeyiz. Her gün internetten adres güncelliyoruz. Gittiğimiz her yeri bildirmek zorundayız. Onlar kendileri istediği tarihte, istediği saatte gelip bize numune alabiliyorlar. Yani bu şarttayken zaten insan istese de kullanamıyor. Profesyonel sporcunun kullanma ihtimali yok. Türkiye'de 4-5 tane milli güreşçi şu an takipte zaten. En elit sporcular takipte. Biz dünya ve Avrupa şampiyonlarının dışında da aynı zamanda kontrol altındayız. İyi ki de böyle yapıyorlar. Adaletli oluyor. Yani gidiyoruz dünya şampiyonasında. Kim hak ediyorsa o zirveye çıkıyor. Bileğimizin arkasına gittik. Avrupa dünya şampiyonu olduk. Çok şükür. Peki Taha, şimdi federasyon başkanı biliyorsun asma sporcusu. Evet. Şu anda güreşi de en fazla madalya. Onun rekoru için ne diyorsun? Yani zorlayacak mısın? Şimdi başkanım, 8 zamanda. Avrupa, 3 dünya, evet. 2 olimpiyat şampiyonu. Evet. Şimdi serbestte Cumhuriyet tarihinde ben 1-2 gerçekleştirdim. Evet. Bir kere bu önemli. Buna bir ayak basmak lazım. Çünkü Cumhuriyet tarihinde 3 defa üst üste Avrupa şampiyonu olmuş bir sporcu yok. Yok, evet. Daha önce 3 defa Yaşar Doğum'un, 3 defa Mahmut Devin'in Avrupa şampiyonu var. Bunlar da aralıklarla. Ben öncelikle böyle bir ilki gerçekleştirdim. Eğer bu sene yine olabilirsem bu rekoru biraz daha genişleteceğim. Tabii başkanımızın rekorları biraz tabii kırılması zor bir rekorlar. Benim hedefim şu. En azından diyorum serbestte bütün rekorlar elimde olsun. Grokuremen'deki başkanımızın evet. rekorlarını geçemese evet. bile serbestte bütün rekorlar bende olsun istiyorum. Hedeflerim de bu yönde. İnşallah dünya şampiyonluğu daha henüz 24 yaşındayım. 30 yaşına kadar eğer bu sporu yapma imkanım var kendime iyi bakabilirsem. Niye olmasın yani bir 6-7 Avrupa şampiyonluğu, 3-4 dünya şampiyonluğu veya peki, bir... Hamza'nın başkan olması seni nasıl etkiliyor? Olumlu, olumsuz veya psikolojik olarak? Yani tabii ki de Sivas olması yetiyor tabii ki. Yani bir özgüven ben de Sivas'ın milletiyim. İnsan kendine bir ayrıcalık tabii ki de hissediyor. Dediğim gibi güreşin beşiği Sivas. Ahmet Ayık da biliyorsunuz federasyon başkanlığı evet. yaptı. Kendisi de Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu. Tarihteki en fazla şampiyonu Sivas çıkarmış. Ben bunun verdiği bir bende bir şey var. Yani Sivaslar güreşte iyi. Sivaslar güreşte söz sahibi. Bu çok iyi, çok güzel. Başkanımızın da başta olması tabii ki bize ayrı bir motivasyon sağlıyor. Son yıllarda bu güreşe ilk başladığınız yılda babanızla hani aileden de bu sporun içinde olduğunuz için konuştuğunuz zaman güreş özelinde ama genelde amatör sporlarda bir gelişme, yöntem değişikliği, tarz değişikliği, usul, ayrılan kaynaklar. Bu noktada bir farklılık görüyor musunuz? Bir tekamül, bir gelişme görüyor musunuz? Geçmişten bu yana mı? Geçmişten bu yana. Şimdi ülkemiz her geçen gün gelişen bir ülkeyiz. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bütün branşlarda, bütün her yerde atılımlar var, gelişmeler var. Tabii biz ülke olarak sporda pek fazla yani doğru yatırımlar yapıldığını ben düşünmüyorum. Şimdi bizim ülkemizde futbol, basketbol popüler. Onlara yatırımlar yapılıyor, statlar yapılıyor ama yeterli değil.
Şimdi olimpiyat madalyası isteniyor. Olimpiyatlarda başarı isteniyor. Fakat hala bir olimpiyat hazırlık merkezi. Bütün sporcuları, işte basketbolcusunu, futbolcusunu, voleybolcusunu, güreşini, işte judosunu, boksunu, bütün sporları içinde barındıracak bir olimpik tesisimiz yok. Bizim işte video analizimizi yapacak, işte kan testimizi yapacak laboratuvarımız yok. Hepsini bir arada götürebilecek bir tesisimiz yok. Böyle olmadığı zaman da işte olimpiyatlarda başarı gelmiyor. Allah hak edene nasip ediyor. İşte Almanya'ya bakıyorsunuz işte 60-70 tane altın madalya, 80 tane altın madalya. Amerika'ya bakıyorsunuz 100'ün üzerinde altın madalya alıyor. Bunlar tesadüf değil, bunlar gelişmiş ülkeler. Ülkelerin gelişmişliği sporlarından madalyayla bence eşdeğer. O yüzden ülkemize de olimpik merkez kurulmalı, sporcuların hepsi bir yerde barındırılmalı ve geleceğe yatırım yapılmalı. İşte bizde mesela olimpiyat bitiyor, aradan bir iki sene geçiyor, çalışmalar yeni başlıyor falan. Böyle tabii oluyor. Öyle önce de başarı gelmiyor. O yüzden bunun üzerine gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki sen şimdi elit bir sporcusun güreş. Bu iki iletişimde senin ilgili performans, kan tahlilleri işte nedir, yani ne yiyor, ne içiyor, diyetisyen falan böyle bir inceleme, araştırma yapıldı mı? Şu ana kadar henüz işte kan değerlerimle alakalı, işte benim hani ne yemem, ne içmem gerektiğiyle alakalı şu ana kadar bir araştırma yapılmadı. Performansını duydum. Performans testi henüz yapılmadı, hayır. Şimdi bak olimpiyata gelmiş şimdi, değil mi? 1,5 yıl falan kalmış. Burada şöyle bir şey de var. Tabii bu belki sporcunun eksiği değil tabii ki. Belki tabii yok yok, eksiği değil. Ben sorayım. Ama yani şu başka... federasyon da bu noktada bence bilim kurullarına eskisinden çok daha fazla hem kaynak ayırıyor, hem önem veriyor. Ben öyle düşünüyorum. Bakanlığımızın tabii ayırması gerekiyor bunun için ayrı bir şey. Bakanlığımızın yapması gerekiyor bunları. Zaten şu anda kamplarımıza psikolog gelecek. Onun kesinlikle talimatı verilmiş. Fizyoterapist geliyor. Şu an bir atılım var. İnşallah yani bunun daha da geliştirilmesi gerekiyor. Daha profesyonel hale gelmesi gerekiyor. Çünkü fizyoterapisti, yani psikoloğu. Performans çok önemli. Şeyde mesela federasyonlarda Ali abi sen onu biliyorsundur hani kulis bilgisi olarak. Federasyonlara bu olimpiyat hazırlığıyla ilgili elit sporcularınızı nasıl hazırlamak istiyorsanız bir proje verin. Biz bunun kaynağını sağlayalım diye. Mesela Bisiklet Federasyonu'nu biliyorum bunu yapıyor. Muhtemelen güreş de bunu yapacaktır. Bu ekip tabii çok büyük ekip. İşte bir geçen iki ay falan oluyor. Bir ihale oldu bu performansı kim yapacak diye. Fakat o bir sonuçsuz kaldı. Çünkü başka bir iş yapacak bir şey yoktu. Benim pek bilgim yok ama. Yok doğru yani şimdi. Belki bir eksikliği vardı şimdi. Biz olimpiyatta göz bebeğimizi yanı koymamız. Bir kere Rıza var. İşte iki tane sporcumuz eğer buna performansı ne yediği, ne içtiği takipte değilse yarın bu genç çocuklarımızı suçlamamamız lazım. Evet. Belki bir eksikliğini söylememiz gerekir ki daha ona göre hazırlansın. Evet. Daha aslında şöyle bir avantajınız da var. Şimdi hekimden mi, çekenden mi sor demişler. Sonuçta dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu olmuş bir başkanınız olduğu zaman zaten bu noktalardaki yıllardan beri süren eksikliği yaşadığı için. Sporun içinden geldiği için. Büyük sıkıntı yaşadı Hamza. Daha hiç şey yani o zamanlar daha hiç yoktu. Hiç şey yoktu. Doğru. Yani başkan doğru. O dönemleri yaşadığı için. Yani her şeyini biliyor. Çok büyük avantaj aslında. Evet. Ben çok umutluyum yani bu noktada. Daha fazla destek olacağı konusunda. Bizim için şu an en büyük avantajlardan bir tanesi bize bir tesis verildi. Elmadağ'da. Elmadağ, evet. Bakanlık üzerine olan tesis Güreş Federasyonu'na verildi. Bizim en büyük sıkıntımız otellerde kamp yapmamızdı. Mesela hani diyorum ya tesislerden bahsediyorum sürekli. Güreş'e bir tesis verildi. Emin olun Güreş şu ana kadar zaten bireysel spora da yine en başarılı branş değil mi? En branş, şu an evet. Dünya şampiyonlarında yine en fazla madalya biz aldık. Avrupa şampiyonlarında yine en fazla madalya yine Güreş aldık. Akdeniz oyunlarında yine biz aldık. Şu an güreş iyi yolda. Çünkü niye bir tesisleşme var, bir kıpırdanma var. Diğer branşlarda da aynı şekilde. Otellerde değil de böyle herkesin içinde bulunduğu bir tesis gerekiyor. Evet. Belki şu an biz federasyon olarak Elmalı'dayız sürekli. Şu an Grokuremen'le beraber iki A milli takım, serbest A milli takım ve Grokuremen A milli takımı kaynaşması için beraber antrenman yapıyor şu an. Biz de hem Grokoca arkadaşlarımızla antrenman yapıp üst tarafı geliştiriyoruz. Onlar da bizim kondisyonumuzdan faydalanıyorlar. İkili bir kamp yapıyoruz şu an. Peki antrenman yapacak arkadaş var mı takımda? Tabii ki şimdi. Senden var mı? Kim yapıyor? Rıza'yla mı yapıyorsun? Serbest arkadaşlarımız var. İşte Şakir var. İşte milli takımda değişik arkadaşlarımız var. Aynı zamanda da Grokuremen'de Atilla Güzel var. Rıza var. Onlar i̇şte ben onlarla yaparak üst tarafımı geliştiriyorum. Evet. Onlar da benimle yaparak kondisyonlarını geliştiriyor. Serbest biraz daha kondisyon güzel tabii. Onlar için güzel kaynaşmış. Evet sayın seyirciler şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra şampiyonumuz da Taha'yla bu olimpiyata nasıl hazırlandığı konusunu daha detaylı konuşacağız. Kısa bir aradan sonra. Sayın seyirciler tekrar merhaba. Avrupa ve Dünya Şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül'le beraberiz. Ali Erdoğan
Sabah gazetesinin spor yazarı. Hep beraber Taha'yı konuşuyoruz. Taha, olimpiyat senin için ne ifade ediyor? Olimpiyat sporun zirvesi. Bütün sporcuların hayali olimpiyata katılabilmek, olimpik sporcu olabilmek. Ben olimpiyata katıldım. Olimpik sporcu oldum. O havayı, o şeyi teneffüs ettim. Olimpiyatta madalya almak sporun en üst seviyesi. Orada şampiyon olabiliyorsan yaptığın işin en üst zirvesine çıkmışsın demektir. O yüzden ben de 2012'de yenildim. Bunun eksikliğini yaşadım. O tecrübelendim 2012'den sonra. İnşallah tabii ki de hedef her zaman olimpiyat. Şimdi biz Avrupa Dünya Şampiyonası'nda yarışıyoruz ama en son hedefimiz yine de olimpiyat. Bunlar hep hazırlık süreci. Şimdi 2015'te Avrupa Oyunları var. 2015'te yine Dünya Şampiyonası var. Bunlar olimpiyatlara kota veriyor. Olimpiyatların vize maçı aynı zamanda. Hedef her zaman bizim olimpiyat. İnşallah 2016'da olimpiyat şampiyonu etiketini de alıp Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu etiketini ismime yazdırmak istiyorum. Taha, bu şimdi sporcu, güreşçi deseydi, bu ödül sporcuları ne kadar motive ediyor veya ödüle bakış açın nedir senin? Şimdi ödüllerimiz bizim biraz düşürüldü son zamanlarda. Evet, biraz düşürüldü bakanlığımızın verdiği ödüller. Onun dışında ben Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor'dayım bildiğiniz gibi. Evet. Bizim kulüp olarak avantajımız var. Çünkü ben her şampiyon olmanda başkanımız Sayın Melih Gökçek daire veriyor. Evet. Şampiyon sporcular daireyle ödüllendiriyor. Sağ olsunlar. Çünkü amatör sporcunun değerini biliyor. İşte meclisteki bir konuşmasında aynen şu ifadeyi kullandı. İşte yılda işte bir futbolcu neden 2-3 milyon dolar para alıyor da siz alamayasınız? Bu aldığınız evler, bu aldığınız ödüller size ananızın ağ sütü gibi helal olsun diye kendisi aynen bu kelimeyi, bu cümleyi kullandı. Sağ olsun, bizi seven bir başkanımız var, güreşi seven bir başkanımız var. Kendisi bizi ekstra ödüllendiriyor sağ olsun şampiyonluğumuzda. Onun dışında da bakanlığımızın bir ödül yönetmeliği var. Ona göre de Cumhuriyet altına karşılığı para ödülü veriliyor. O zaman bize. Tabii ki şimdi belediyeler güreşe şey yapıyor. Mesela 3 büyük kulüp açsa Türk güreşi daha fazla rekabet kızışır mı diyorsun? Hangi takımı tutuyorsun? Bir de onu soralım. Belki bir mesaj olabilir. Ben Sivas Sporluyum. Sivas olduğum için Sivas Spor'da büyük bir kulüp. Başkanımız şu anda kötü gidiyoruz. Biraz kötü gidiyoruz ama inşallah toparlayacağız. Takım toparlayacak inşallah. Mecnun Takmaz da kendisi, başkanımız güreşi seviyor. Kendisinin de güreşle alakalı bir düşünceleri var. Kendisiyle görüştük. İnşallah güreş kulübü kurmayı düşünüyor Sivas Spor'a. Sivas Spor'un dışında üç büyük kulüplerin kursa mesela güreşe yeniden bir ivme gelir. İşte ne bileyim bize Galatasaray'dan teklif gelse, Fenerbahçe'den teklif gelse, tabii güreş yeniden ivme kazandı işte. Belediyeler zaten destekliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi şu an işte bizim kulüp amatör sporları. Ben de Türkiye'nin en büyük kulübü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an Ankara'yla yarışan iki kulüp. Bunların desteği çok fazla. En azından büyükşehir belediyelerine amatör sporlarda kulüp kurulma zorunluluğu getirilirse amatör sporlar yeniden ivme kazanır. Çünkü biz Allah'a şükür güreşte yine belli kulüpler var. Belli bir miktarda maaşlar veriliyor, ödüller veriliyor. Ama diğer branşlarda böyle değil. Ne bileyim halteri, tekvandosu pek fazla kulüp de yok. Onlar mesela o sıkıntıları çok yaşıyorlar. İkinci büyük belediyeler sırtında taşıyor. Yani. Tabii onlar o sıkıntıları çok yaşıyorlar. Biz şu an yaşamıyoruz ama biz de ileride yaşayacağız gibime geliyor. Yani güreşte o kulüp sıkıntısı olana düşecek gibi geliyor. Buradan belediyelere seslenmek lazım yani kulüp kurmaları konusunda. Çünkü bizim Sivas'ın da biliyorsunuz diyoruz işte hep tarih boyunca fazla şampiyonu çıkarmış bir şehrimiz diyoruz ama Sivas'ın da bir henüz güreş kulübü kurmadı. Sivas Belediye Başkanımız da işte sözünü verdi. Kendisi de bir altyapı kulübü kuracak. Bu belediyelerin kurması gerekiyor. Anadolu taraflarının üzerinde. Anadolu evet doğru. Bu başarı için Anadolu'da sizin örneğinizde olduğu gibi güreş eğitim merkezi dediniz. Altyapıya sporcu temini için kulüpler üzerinden mi gidilmeli yoksa bu bir devlet politikası olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı birlikte mi bu işi götürmeli? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben güreş adına konuşursam eğer güreşin altyapısını eğitim merkezleri oluşturuyor. Güreş adına söylüyorum bunu. Eğitim merkezleri sporcuyu yetiştirir, büyük kulüplere transfer eder. Büyük kulüplere transferi onu alır, işleyerek büyüklerdeki işte Türkiye şampiyonlarında yarıştırır ve milli takıma katar. Güreşte şu an böyle işliyor. Tabii onun dışında direkt kulüplerde altyapı kulüplerini kuruyor. Mesela İstanbul Sancaktepe Belediyesi kurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altyapısı var. Ankara Aski'nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ikisinin birlikte yürüttüğü altyapı var. Buralardan da yetişiyor. Diğer branşların da şöyle yapması gerekiyor. Eğitim merkezleri gibi küçükleri, o küçük çocukları alttan alıp, mesela şu an bakanlık olimpiyat hazırlık merkezi altında TOM. Onları açtılar.
miniklerde ve yıldızlardaki çocukları oraya alıp orada yetiştiriyorlar. Şu an o yapılıyor. Türkiye'nin birçok ilinde tohum merkezleri açıldı. Tohum. Orada sporcular yetiştiriliyor. Bunun bu şekilde yapılması gerekiyor. Sadece güreşte değil. Mesela atletizm eğitim merkezi olabilir. İşte küçük çocukları alıp o çocuğu yemesini içmesini bütün masraflarını karşılayıp büyük kulüplere hazır hale getirebilmeli. Orada da şöyle bir sıkıntı yok mu? Şimdi atıyorum işte Sivas'ta bir kendi ölçeğinizde bir spor kulübünüz var. Evet. İşte yetenek buluyorsunuz. Tam bir noktaya getiriyorsunuz. Bütçeniz kısıtlı, imkanınız kısıtlı. Büyük kulüplerden bir tanesi geliyor, bu çocuğu elinizden alıyor. Evet, o da var. Küçük kulüplerin o zaman bu tabii işi sürdürebilmesi ya da o coğrafyada yaşayan kendisi. Oraya da gelelim. Rol modeli yani. Şimdi oraya da gelelim. Acaba kulüplere destek yerine i̇şte onu ben... sporcuya mı destek olmalı ki bu tür yerinde mi başarılı olmalı? Şimdi mesela bu konuyla ilgili bir çalışma yapıldı. Mesela atıyorum Çorum'da, Sivas'ta şampiyon olmuş bir sporcu, büyük kulüp. İşte tam hani o Sivas'taki kulüp meyvesini yiyecekken büyük kulübün bir tanesi parayı bastırıyor, geliyor alıyor. Bu sırada bu kulüp diyor ki ben bu adamı yetiştirdim. Sen geldin aldın. Ben o zaman bu kulübü devam ettirmeyeyim diyor. Kulüpler kapanıyor bu şekilde. Bunun önüne şöyle geçilecek. Başkanımız şu an yasası çıktı. Artık transfer sezonu Ocak ayına alındı. Önceden Haziran ayındaydı. Avrupa Dünya Şampiyonaları bitmeden sporcular transfer olabiliyordu. Ama şimdi sporcu mesela transfer olabilmek için bir kulüp adına yarışabiliyor. Mesela Avrupa Dünya Şampiyonası adına ben Ankara Büyükşehir Belediyesi adına yarıştıysam yeni sezonda artık transfer olabiliyorum. Önceden nasıldı? Avrupa Dünya Şampiyonası gelmeden sporcu işte ben Avrupa Dünya Şampiyonası'nda güreşeceğim diye büyük kulüplere anlaşma sağlayabiliyordu. Ve tam kulüp meyvesini yiyecekken Avrupa Dünya Şampiyonu madalya çıkarabilecekken transfer oluyordu çocuk. Büyük kulüpler direktmen iyileri transfer ediyordu ama şu an onun önüne geçildi Ali abi. Ve transfer sezonu Ocak ayına çekildi. Peki şöyle olsa daha, şimdi sporcular, futbolcular da yetiştirme parası veriliyor kulüplere. Şimdi güreş, diyelim ki Sivas Eğitim Merkezi seni yetiştirdi, yani evet, getirdi, al dedi ve sen şampiyon oldun. Yani buna yetiştirme parası verirse bu sporcu kulübe, kulüp daha da şevki gelir, yeni sporcu da yetişir. Öyle keşke verirse ama işte. Yönetmelik öyle bir şey hazırlansa, yani futbolda da bu güreşleniyor mu? Veya atletizm. Bunun verilebilmesi için belli bir maddiyat gerekti. Tabii yani. Belli bir profesyonellik gerekti. Şu an o kadar profesyonellik. Sen şimdi Avrupa veya Olimpiyat şampiyonu olduğun zaman işte diyelim ki A kulübüne gidecek paranın işte %10'unu, %15'ini de seni yetiştiren kulübe vermeli. Tabii ki. Yani böyle bir yönetmelik olursa çözülür yani. Çözülür. Tabii ki çözülür. Yani öyle bir şey onun önüne geçilebilir bu şekilde. Onu buradan da biz Hamza'ya mesaj olarak verelim. Evet. Öyle bir yönetmelik bir yapar. Olabilir. Belki kafasında da vardır, düşüncesinde vardır. Bu en son dünya şampiyonasından sonra uyuyamamıştınız. Evet. Genelde hani bir müsabakadan önce uyunmaz. Siz başarıdan sonra uyuyamamıştınız. Şimdi dünya şampiyonu olmak tabii 3 Avrupa şampiyonluğu bir yana, dünya şampiyonluğu bir yana benim. Ben onu yaşadım. Dünyanın havası çok ayrı. Bütün dünyanın en iyi ülkeleri, en iyi sporcuları geliyor. Onları yenip bilemin hakkıyla dünya şampiyonu olmuşum. Tabii o gece nasıl uyuyayım? Çünkü belli bir stres var. O stresin getirdiği bir vücudun yorgunluğu var. Mesela işte doping kontrolüne gidiyorsun, affedersiniz, idrarın gelmiyor. Yani stresler, vücut kasılmaktan artık idrarın gelmiyor. Saatlerce orada bekliyorsun. Bu sefer işte odana gidiyorsun, heyecandan işte o günü yaşıyorsun, tekrar maçlara dönüyorsun. Mesela işte müsabakalara dönüyorsun, ne yaptığını, işte nasıl şey yaptığını, tekrar düşünüyorsun. Yani o gözüne uyku girmiyor benim, sadece bir gün değil. Yani 2-3 gün, 4 gün uyku düzenim bozuluyor. Yani bir saat, iki saat uykularla duruyorum ama hiç uykum gelmiyor. Yani ona rağmen uykum gelmiyor. Artık belli bir yerden sonra vücut kabulleniyor. Tamam, sen artık bu dünya şampiyonusunu kabul ettirdiğin zaman. Bir hafta sonra sen kendini şampiyonluğa görüyorsun. Yani kafa artık bir... tamam, sen artık, artık bir dünya şampiyonusun dediği zaman bu sefer normal hayatına dönmeye başlıyorsun. Peki senin minderde yani bir mutlaka rakibine karşı bir oyunun vardı. Yani Taha'nın minderdeki gücü nasıl? Gücü. Yani burada şimdi insanın kendini anlatması pek olmaz ama genelde rakiplerime karşı biraz daha kondisyon üstünlüğüm var. Rakiplerimi yorarak, genelde maçın son dakikalarına doğru rakiplerimi işin tabiri caizse kestirerek yeniyorum. Dalma oyunlarıyla genelde hep normal serbestte bildiğiniz gibi dalma temel oyundur. Evet. Ben de hep genelde bu temel oyunu, dalma oyununu yaparak rakiplerimi yeniyorum. Dünyada 3 rakip kim desem? Dünyada en iyi 3 tane rakip şu an benim İran, Rus ve Ukrayna derim. Evet. Bu teknik ne kadar önemli kondisyonun dışında? Bu anlamda bilimsel destek noktasında işte rakiplerinizi seyretmek, onların tekniklerini görmek,
Hocalarınız bu noktada hani hep şey konuşulur ya, devre arasında futbol takımlarında hoca şöyle yaptı, takım çıktı, bu oldu. Sizde bu nasıl oluyor? Ondan da bahsedelim. Olanlar şimdi, nasıl oluyor? Güreş bir zeka oyunudur. Yani aptal insan, akılsız insanın yapacağı bir spor değil. Çünkü 10 saniye içerisinde, 5 saniye içerisinde bir hareket düşünmen gerekiyor. Mesela benim İran'dan aldığım bir puan var. Mesela rakibim bana girdi, hemen çıkışında ben ona kontrol yaptım. Bu 5 saniye içerisinde veya 2 saniye içerisinde. Düşün, tık gidiyor hemen yani. Vücut artık beyine kodlanıyor. Bunlar aslında antrenmanlarda bol tekrarlı. Mesela dalış oyununu biz mesela günde 100 tane, 200 tane, 300 tane artık çıkarabildiğin kadar kendine kalmış. Bunu o kadar tekrar yapıyoruz ki artık beyine kodlanıyor. Yani ben işte hadi maçta dalma yapayım diyeyim de dalamıyorsun. Maçın içinde gelişiyor, tak giriyorsun bir anda. Bu anlık gelişebilen bir olay. Teknik her zaman var güreşin içinde. Teknik bence kuvveti bozar. Teknik adam her zaman bence daha da üstündür. Tabii ki de kuvvet gerekli ama teknik insan biraz daha üstün oluyor kuvvetliye göre. Biraz da özel konulara girelim. Evlilik nedir artık? Ne zaman olimpiyat madalyasını yoksa düğünde takacağım mı? Hani biz öyle deriz. Madalyasını, nişan işte şey olacak. Madalyasını alacağım, takacağım diye. Bu işler tabii nasıl kısmı. Annen zorluyor mu yani? Anneler de. Aranızda kalacak burada. Yeter yok. Kimse herkes bir de şu var. Şimdi anneler der biliyor musun? Ya oğlum artık şampiyon ol. İşte babası der ki olimpiyat şampiyonusunu getirdik. Evet. Veya şey der ki, Taha der ki, anne ben olimpiyat madalyamı nişanlıma getireceğim, takacağım veya düğünümde. İnşallah. Takacağım. Evet şimdi. Şimdi ailem tabii, babam falan olimpiyat şampiyonu işte olimpiyattan sonra diyorlar ama benim aslında pek öyle bir bekleme gibi niyetim yok. Şöyle, uygun kişi, hayırlı bir kısmet tabii bulabilirsek. Tabii ki. Uygun bir kişi karşımıza çıkarsa, eğer kafa olarak, hayat tarzı, yaşama bakış olarak eğer anlaşabilirsem, işte hani dünya şampiyonası bitsin de, işte Avrupa şampiyonası bitsin de, beklemem diye düşünüyorum. Tabii büyük konuşmamak gerekiyor bu konularda. Hayırlısı diyorum yani, kısmet. Evet. Ama evet, kafamda var tabii ki, fazla da geç kalmayı düşünmüyorum. Evet. Güreşçiler getirsin yeni gençler. Yani şöyle bir şey, aslında bunda da acelem şu şekilde, hayatımın düzene girmesi. Yani şu an kulübümün tesislerinde kalıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde kalıyorum. Orada belli bir düzenim var. Şimdi mesela anne babamı da getirmeyi düşünüyorum Ankara'ya. Onlar da şu an İzmir'de yaşıyorlar. Anne babamı da getirip işte ne bileyim antrenmandan çıktığım zaman eve gittiğim zaman yemeğe hazır olsun. Ne bileyim işte çamaşırım, antrenman eşyalarım geldiğim zaman yıkansın. Hayatım düzene girsin. Yani güzel bir yuva, hani hayalinde yapı var. O yüzden hani istiyorum. Acele etmem sebebi de sadece o. Hayırlısı diyorum zaten yani. Zaten senin yaşantın normal. Zaten İtmandan sonra gidiyorum. Tabii bizde biraz Tağ'ın öyle bir şeysi yok. Şeyi düşün zaten Hamza Başkan'la Melih Başkan zaten yeterince düzenli bir hayat yaşatıyor. Melih Başkan hakikaten yani şey olarak gerek güreşe, evet, halter'e, yani zaten, branş olan hepsine destek veriyor. Ne disiplinli insanlar. Disiplinli yani, tabii. Zaten da, eğer özel hayatına, sosyal hayatına dikkat etmezsen başarının gelmesinin imkanı yok. Şimdi atıyorum antrenmanı yaptın, hadi çıkayım da işte şuraya gezeyim ya da şuraya gideyim diyemiyorsun. Yemek çünkü dışında başka bir yere gitmez. Rıza da öyle. O kadar yoruluyoruz. Rıza da beraberler. Şimdi ara o kadar yoruluyoruz ki o antrenmanın üzerine. Ya uyuyordur. Evet. O kadar yoruluyoruz ki sen eğer o antrenmanın üstüne gider, işte çarşıda gezersen, çarşıda, pazarda, işte sinemaya gidersen oraya buraya. Ya mutlaka gidilir ama her gün gidilir. Ama işte dinlenme günlerinde. Tabii dinlenme günlerinde. Ama şey de çok ilginç. Mesela ben seni daha yakından tanıma fırsatı buldum. Normalde böyle disiplinli yaşayan birinin ve sonuçta da dünya şampiyonu olmuşsun filan, çok antisosyal olmasını beklerim. Yani mesela Phelps için bunu söylerler. O dünya olimpiyat yüzücü meşhur filan. Onun için çok antisosyal bir merhaba diyemez sanki. Ama çok sosyal bir insansın aynı zamanda. Evet. Aile kültürü mü acaba bu? Sivas kültürü mü, öyle diyelim? Vallahi işte güreş şimdi, kültürü mü? Tabii ki güreşten de geliyor bizim bu. Çünkü dünyanın bütün ülkelerine gittik. Her şeyi görüyoruz gittiğimiz ülkelerden. Tabii bu bizim sosyalliğimizi geliştiriyor. Sosyallik sadece işte çarşıya çıkayım, işte arkadaşlarımla gezeyim, oturayım değil. Biz dünyanın bütün ülkelerini geziyoruz. Artık güreşçiler kendini geliştiriyorlar. Hem kültürel açıdan hem eğitim açısından. Şimdi mesela benim hedeflerim var diyorum. İşte akademisyen olacağım. Beden eğitim öğretmeni bitirdikten sonra yüksek lisans düşünüyorum. Kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Şimdi bir sosyallik de sadece işte antrenmanlar bittikten sonra şey değil. Yani çalışma dönemlerinde daha dikkat ediyoruz. Hafta sonu mesela pazar günleri dinleme gününüz oluyor. İşte hani kimse demez ki sana ta nereye gidiyorsun demez. İşte ne yaparsın, gidersin bir arkadaşınla oturursun, olacak, bir çay içersin, kahve içersin, sinemaya gidersin. Bunlar normal şeylerdir, güzel şeyler. Biz de tabii ki bunlara dikkat ediyoruz, bunları yapıyoruz yani. Kendimizi sadece odaya kapatmıyoruz. Çok 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 ilginç mesajlar veriyor. Mesela şampiyon diyor ki güreş zekadır diyor. Yine şampiyon diyor ki teknik diyor gücü bozar diyor.
Ve evet, istikrarla, çalışmayla mutlaka tekniğinizi geliştirmek lazım diyor. İstikrarın yanına düzeni koyuyor. Evet. Başarılı olmazsa olmaz diyor. Ve bütün bunların üzerinde de diyor ki hayatında koyduğu hedef, ki bence bizi seyreden hani genç kardeşlerimize bir mesaj olması açısından, ben diyor akademisyen olacağım aynı zamanda diyor. Yani bütün bu bir şeyden imbikten süzer gibi süzdüğü bu deneyimleri hemen bilimle birlikte birleştirip bu şekilde bir sonraki nesillere sunacağım diyor. Çok ilginç bir, yani bu boşuna olmuyor demek şampiyonluk. Evet. Öyle tabii ki zaten. Kendi yani yaşam felsefesini tamamen spora, güreşe odaklamış bir kişi. Diğer sosyal etkinlikleri de olan bir kişi. Tabii. Dinlenmeyi, yani spor yapacağı zaman yapacak, çalışacağı zaman farkında olarak yapıyor. Tabii her şeyin farkı. Farkında olarak. Şimdi yapma. Zaten ben Taha'yı tanıdıktan sonra Taha ile ilgili bir olumsuz hiç kimseden bir yorum alınmadı. Çünkü kişiliğiyle, beyefendi, duruşu, açtığınız zaman konuşan, sözünü esirgemeyen, yani bir yiğido misali, yiğido derler. Öyle bir konuşan bir şeydir. Ama doğruları ortaya koyabiliriz. Evet, ben özellikle mesela şeye dikkat ediyorum. Hani gidiyoruz işte güreşin zirvesindeyiz. İnsanlar hani hakkımızda kötü konuşmasınlar. İşte havalandı, işte şöyle oldu, böyle oldu, kibirlendi demesinler diye. Özellikle dikkat ediyorum. İnsanların kalbini kırmamaya. Çünkü bu çok önemli. Şimdi şampiyon olmuşsun ama sokaktan geçen bir adam için senin şampiyonluğun bence önemi yok. Senin ona gösterdiğin davranış, ona gösterdiğin şey önemli. Ona bakıyor. Bu sefer der ki bana ne şampiyonluğunla diyebilir. Bunu dedirtmemek lazım. Şimdi, ben özellikle dikkat ediyorum. Daha rahmetli babamın bir şeyi vardı. Meyvesi olan ağacın dalı engin olur der. Evet. Yani büyüdükçe insan küçülmeli. Bizim töremizde, bizim inanç sistemimizde, dinimizde zaten tevazu esas. Bir noktayı daha ben sormak istiyorum. Şimdi devletin rolünü konuştuk abi. İyi dedik, bu bir politika olmalı. Federasyon malum. Sporcularımız, aileleri peki. Biz sıradan insanlar, sivil toplum, iş adamları, bizim eksiğimiz yok mu Ali abi? Biz bu amatör sporlarla ilgili, yani bu noktada ne dersiniz? Şimdi iş adamlarının büyük eksikliği. Bir sponsor oluyor. Şimdi desek ki yani Taha gel kardeşim işte sana destek olayım. Bir belediyenin dışında olmalı bu. Yani spor kulübü, belediye bir spor kulübü destek oluyor ama bir iş adamı bir futbolcuyu gidip alıyor, yani o kadar parasını söylemiyor ne kadar şey. Taha'yı da belli konularda destek olması lazım. Veya güreş federasyonuna destek olup federasyon onun bölüşümünü adil bir biçimde yapar. Yani evet, yapmalı değil mi? Tabii. Böyle bu açıdan. Tabii ki. Tabii bizim sponsor eksikliğimiz var. Yani özel sektörden destek anlamında hiç destek yok. Amatör sporlara. Zaten profesyonel sporlarda var. Futbolda, basketbolda. Biz onun eksikliğini yaşıyoruz tabii. Hani atıyorum bir iş adamı gelse desek işte ben Taha'ya sponsorum. Taha mesela işte benim şu ürünümü kullansın. Taha mesela benim şu ürünümü giysin diye iş gelen bir şey yok tabii. Çünkü niye yok Taha biliyor musun? Çünkü sonuçta adamlar iş adamı. Sonuçta bir şekilde popülerlikle alakalı ürünlerini tanıtıp para kazanacak. Tabii. Fakat biz sivil toplum insanları olarak biz talep etmeliyiz. Niçin talep etmeliyiz? Çünkü geçen bir 15 gün önce başımızın belası hazır seni yakalamışken bir konu var. Onu da senin ağzından Anadolu'daki herkese iletmek isterim ben. Başımızın belası bir madde bağımlılığı var. Evet. Kötü alışkanlık dediğimiz, uyuşturucu dediğimiz madde bağımlılığımız var. Ve Sayın Başbakanımızın başkanlığında 8 ayrı bakanlıkla bir uyuşturucuyla mücadele şurası toplandı. Birinci şura toplandı. Biz sizin gibi rol modelleri, gerçek hakiki dokunabildiğimiz şampiyonlarımızı çocuklarımızın önüne sunamazsak, onlara bir şekilde aktaramazsak, o zaman biz döneceğiz, başka şeylerle mücadele edeceğiz. İşte madde bağımlılığıyla mücadele edeceğiz, uyuşturucuyla mücadele edeceğiz. Bir sporcu olarak sen bu konuda hani temiz spor yapan biri olarak gençlere bu kötü alışkanlık, madde bağımlılığı, yani sigara içmeyen mi var gençlerde deniyor vesaire, bu anlamda vermek istediğin bir mesaj var mı Taha? Bu da çok önemli. Şimdi o arkadaşlarımızın sokaktan kurtulmaları için, kötü alışkanlıklardan kurtulmaları için bir uğraş lazım onlara. Bu uğraş da bence spor. Sporun herhangi bir alanı. Spor her türlü kötülükten, her türlü şeyden koruyor insanları. Eğer spora gelirlerse, yaptıkları sporda mesela geliyor, antrenmanını yapıyor, yoruluyor. Bu sefer dışarı çıkmaya bile takati kalmıyor. Spor her türlü kötülükten insanı uzaklaştırıyor. O arkadaşlarımıza benim tavsiyem, spora yönelsinler. Ailelerine tavsiyemiz. Küçük yaşta spora yönlendirsinler ki çocuğu kötü arkadaşlarla ilişkiler kurmasın. Kendini sokağa atmasın, gezmesin, tozmasın. Bunu istiyorlarsa spora yönlendirmeliler. Ve takibini yapmalılar.
bireylerine, takiplerini yapmalılar ki kötü alışkanlıklara bulaşmasınlar. Daha şimdi sen yıl sonu bitiyor. Yılın sporcusuna adaysın Milliyet gazetesinden, evet. Gazetenin ismini verelim. Tabii oylar gelecek. Biz de buradan sana oy isteyelim. Evet. Bütün Anadolu özellikle güreşin bir şey olduğu için ikinci sorum da şey olacak. Yani o şeyi yine sen açarsın. Bir filmde oynamak ister misin? Nasıl bir rol istersin? Veya böyle bir teklif geldi mi? Şu ana kadar tabii bir film teklifi gelmedi ama olursa iyi olmasın yani. Bize uygun bir rol, oynayabileceğimiz bir rol, taşıyabileceğimiz bir rol olursa tabii ki de oynamak isteriz. Şimdi bizim yapımız belli. Biz biraz iri yarı, biraz heybetliyiz. Buna uygun bir, eğer bir rol olursa bir bodyguardlık falan. Tabii kapıda duranlardan değil. Böyle var mı? Diskonun kapısında duran böyle. Reklam filmi falan hiç yani, teklifi gelmedi mi? Daha bu kadar. Gelmedi. Tevazi olma. Yani şöyle söyleyeyim. Benim mesela tanıdığım ilk dünya şampiyonusun. Evet. Dolayısıyla başrol diyorum yani. Yılın sporculuğu için mi? Tabii yılın sporculuğu için de Milliyet Gazetesi'nin yılın sporculuğuna işte 7 adaydan bir tanesi benim. İnşallah izleyenler bizlere kendileri oy kullanırlarsa inşallah yılın sporcusuna biz de tabii adayız. Son 3 senenin Avrupa şampiyonu, son dünya şampiyonuyum. Dünya üçüncülüğüm var, bronz, Akdeniz olmalı. Onları hiç saymıyorum. Onları saymaya gerek yok. Artık izleyenlerin takdirine bırakıyoruz. Tabii bekliyoruz. Bu şey mesajı da çok önemli Ali abi. Spor koruyor. Şimdi hep konuşuluyor. Devir çok kötü. İşte bir kız çocuğun, erkek çocuğun nasıl koruyacaksın? Şartlar şöyle böyle. Ama şampiyon diyor ki hakikaten spor koruyor diyor. Aileler belki bu noktada çocuklarını spora yönlendirme noktasında daha da kararlı olmalı. Daha da çocukları motive edici olmalı. Ya işte bu da şimdi şöyle oluyor. Eğer Taha gibiler, Rıza gibiler işte atlette birkaç böyle sporcu çok çıkarsa, şampiyon sporcu ülkemizde, herkes yönlenir. Mesela ilk çıktığı zaman işte diyelim ki Süreyya Ayhan olmak istedi. İşte Rıza olmak isteyecek. Hamza olmak istedi. Şeref olmak istedi güreşçiler, atletler. Yani bunlar çoğaldıkça aileler de yönlendirecekler. Sayın seyirciler, kısa bir ara vereceğiz. Bu aradan sonra bu Milliyet Gazetesi'nin yılın sporcusu ödülüyle ilgili tekrar destek çağrımızı bir yenilemek istiyoruz. Çünkü şahsen benim eski bir federasyon başkanı, Yüzme Federasyonu'nun eski başkanıyım ben başkan olarak. Bu sene benim oyum kesinlikle tamam. Ben oyumu verdim canım. Tamam. Zaten verdi. Bu son bölümde, aradan sonraki bölümde Taha'nın hem bu olimpiyatlar noktasındaki hazırlık programını tekrar bir gözden geçireceğiz. Sakatlıkla ilgili yaşadığı ilginç anıları varsa, evet, o noktada kendisinden biraz magazinsel biraz, soralım artık. Yani biraz magazinsel, evet, soracağız onun ve kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olmak üzere. Sayın seyirciler, tekrar merhaba. Bir spor ruhu programında Avrupa ve Dünya şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül ile beraber olduk. Son derece keyifli, son derece ilginç bir sohbet oldu. Kendisine katıldığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Milliyet Gazetesi'nin yılın sporcusu yarışmasında oylarımızı Taha için kullanalım çağrımızı yenileriyoruz. Taha, geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben de şunu diyorum, sırtım indire gelmesin. Abi, nice şampiyonluklar. Allah nazar versin. Ben de sizlere, Kanal 5 ailesine, bizleri buraya davet ettikleri için, amatör sporlara, spora destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Yayın hayatınıza başarılar dilerim. Her zaman bekliyoruz. Kapımız açık değil mi? Kapımız her zaman açık. Bir sonraki Spor Ruhu programında buluşana dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.